Hazreti Muhammed'e borçludur. Göte. Sana muasır bir vücut olamadığından dolayı müteessirim ey Muhammed. Muallimi ve naşiri bulunduğun bu kitap senin değildir. O ilahidir. Bu kitabın Allah'tan olduğunu inkar etmek, müspet ilimlerin batıl olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. Prens Bismarck. Onun sayesinde içimizdeki ölüm ve yokluk endişesinin ümit kırıcı tesiri yok edildi. Ve hicranla yanan sinelere dost ikliminin bağ ve bahçesinden ümit kokuları gelmeye başladı. Biz hepimiz onun ruhlarımıza üflediği tatlı esintilerle yüce yaratıcıyı tanıyabildik. O sırrı nur bir peygamberdi. Ve o peygamber kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Onun 14 asır önce Mekke topraklarına bir çekirdek olarak düştüğü yerde insanlığın ve kainatın bütün mükemmelliklerini kendisinde toplayan bir din filizlendi. O filiz bir ağaç olduğunda kıtaları ve asırları kapladı, milyarlarca insanı gölgesinde topladı. Hazreti Ebubekirler, Hazreti Ömerler, Geylaniler, Hasan Basriler, Kuntikler, Akşemseddinler gibi nice meyveler verdi. İslamiyet semasında parlayan o yıldızların hepsi nurunu ondan aldı. Bildikleri ne varsa ondan öğrendi. Onun açtığı yoldan yükseldi. İnsanlığın iftihar tablosudur. 14 asırdan beri dünya çapındaki en büyük dahiler, dev filozoflar ve nice ilim adamları hep onun arkasında el pençe divan durmuş. Tabii din Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alıp ona uymakla kemaline erer. Biz abdest almayı Resulullah'tan öğrendik. Namaz kılmayı Resulullah'tan öğrendik. İnsanlara nasıl davranılacağını ondan öğrendik. İtikadımızın nasıl olacağını işte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bildirdi ama tafsilat ve teferruata ait hususları hep Resulullah'a muhtaçız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat namazı kılarak benim namaz kıldığım gibi namaz kılın diye ashabına göstermiştir.